Hasar tespit çalışmaları aslında bundan yaklaşık 20-25 gün önce bitti, bir ay önce bitti. O itibariyle ağır hasarlı bina diye tabir ettiğimiz hiçbir şekilde kullanılamayacak, bir yıkılması gereken binaların ortalama sayısı 3200'e yakın. Bu binaların yıkımı ihalelerle yapıldı. İhaleyi en başta Büyükşehir Belediyesi yapıyordu. Sonra orada yetkiyi Büyükşehir Belediyesi'ne alıp valiliğe verdiler. Yatırım izleme yapıyor şu an ihaleleri. Ve ihale bitmeyene kadar da herhangi bir yıkıma başlanılmadı orada. En son ihale bir hafta önce yapıldı son ihale. İhaleler pazarlık usulü şeklinde yapıldı ve ihaleyi alan kişiden para alınarak yapıldı. Ve daha yüksek fiyat veren ve daha iyi bir referansı olanlar, tırnak içerisinde daha iyi torpil olanlar bu konu ihaleyi aldı. 5 ayın sonucunda şu ana kadar yıkılan bina sayısı halen daha 50'yi bulmuş değil. 5 ay içerisinde 50 tane binanın yıkılması zaten bizim en çok tavsiye ettiğimiz, söylediğimiz şey buydu. Yani bu binalar risk teşkil ediyor ve bu binaların acilen oraya yıkılması gerekiyor. Ağır hasarlı binaların yıkılma esnasında herhangi bir güvenlik alınmaması, hatta sadece yıkımı değil, yıkım olmadan da bir güvenlik alınmadı. Yani bu binalar şehir merkezinde olan binalar, caddeye yakın olan binalar, hemen her gün hepimizin işte bir metre ötesinden geçtiğimiz binalar. Bununla ilgili tedbir alınmadı ve yıkım esasında alınmıyor. Halen daha fay hatlarının patlamaya çok yakın olduğu bir süreç içerisindeyiz. Depremden bu yana milyona yakın artçı sarsıntı oldu yani. Bir de Bingöl depremi çok konuşuyor yani. Yani halen daha deprem bitti. Bundan sonraki 500 yıl boyunca bir deprem olmayacağı diye bir şey yok. Deprem halen daha burnumuzun ucunda. Onun için bu binaların acil yıkılması gerekiyor. Yani bu binalar yani zaten bir 6 Şubat depreminde büyük bir hasarlar, bir sarsıntıyı bile kabul edemeyecek yapılardır yani. İkincisi bu sürecin uzaması oradaki kalan insanlar için de büyük bir şey. Yani insanlar zaten hak mağduriyeti oldukça fazla. Bu sürecin uzaması onların hak mağduriyetinin çok daha fazla olması demek. Ve bu yıkımların yanında bu yeni yapılacak deprem konutlarının da bununla beraber ondan çok daha hızlı bir şekilde deprem konutlarının bitmesi lazım. Süreç uzadıkça bu insanların da yani bu insanlar halen daha çadırda ve konteynerde kalan insanlar var yani. Göç eden insanları var. Bu insanların buraya tekrardan orada geri dönmeleri lazım ve bir an önce barınma sorunlarını bu ortadan kaldırmaları lazım. Bu sürecin uzaması bunun tümlerine engel olur yani.